Oğlumun olmadığı yer ev mi? Ev mi? Reyhan Hanım. Ne olur yapma. Bırak. Umut olmadan bunlar hiçbir anlamı yok. Dur, dur, yak. Yok. Reyhan. Bırak. Onu görseniz. Onca emin daha oğlumuzu evinde tutmayı bile beceremedin. Beceremedin. Bana her şeyi sen öğrettin diyorsun ya. Ben sana hiçbir şey öğretemedim. Öğretemedim. İntikamdan vazgeçmeyi öğretemedim. Git. 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 Git bana oğlumu getir. Bir daha da sakın. Sakın bana bir şey deme oğlumu getirmeden. Bana bir şey deme git. Reyhan. Vay be. Üzüntüm, kederin benim hayal ettiğimin bile ötesindeymiş meğer. İstesem var ya, son verebilirim bütün acılarına ama yapmayacağım. Evladının yerini sana söylemeyeceğim Reyhan. Bana ettiklerine say. Ben yandım, şimdi sıra sende. Ay bu da kendi kendine koşuyor. Anne. Kız aşağıdan görmezsem hiç bilmeyeceğim ha geldiğini. Ne zaman geldin sen? Az önce geldim. Dama niye çıktın? Dam? Ben şey... Midem bulanıyordu. Hava almak istedim. Sonra sizi göreyim dedim. Ey hadi bakalım. Biz şimdi babana biraz Reyhan'ın yanına gideceğiz. Sonra oturursan beklersen görüşürüz oğlum kızım. Yok. Seni gördüm. Kapıdan da bir babama uğrarım. Sonra dönerim. Malum biliyorsun. Evden çok uzak kaldım da Füsun cadısı söyleniyor. Cadı ki ne cadı ha o? Yaren. Bak kızım bütün bu olan bitenden sonra ben senin orada kalmanı hiç istemiyorum. Git şu pılını pırtını topla dön evine. Haydi kızım ya. Annem bak. Elbet anlayacaksın sen de. Orası benim evim. Ben ait olduğum evdeyim. Anladın? Neyse. Ben 5 dakikada babamı göreyim sonra gideyim olur mu?